Senegalli efsane Baba Maal ve Mumford Sons grubunun güzel bir düeti hocam. Güzel bir sentez olmuş. Baba Maal live bakayım. Önce Baba Maal kim onu da bakayım. Amani TV. 2017'deki bir kayıt. Konser kaydı. Ha. Bu ne ya? Ulan 1 saat 32 dakikalık konser bu da. BBC'deki neymiş acaba? Babam al. Senegal Nehri üzerinde Podor'da doğan bir Senegal şarkıcısı ve gitaristi. Akustik gitarın yanı sıra perküsyon çalıyor. Hem bağımsız hem de büyük etiketler için çeşitli albümler çıkardı. 2003 yılının Temmuz ayında UNEDV gençlik elçisi oldu. Vay be. İlginç, hiç duymamıştım. Ya BBC telif tarama ya. Başka bir şey bulayım. Şu Palm'da bakayım. Aynı ya. Aynı. Aman. Şimdi na 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 na. Çok benzemiyor mu? Aynı şey. Bu tiz ses kullanma. Hakikaten ilginç bir şey. Ya kökeniyle ilgili çok hikaye uydurabiliriz yani. Mesela bu parlak ses daha ulaşımcı bir ses ve çıkarması kolay bir ses. Mesela ana na 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 bunu oluşturabilmeniz için bir çalışmaya ihtiyacınız var. Gerçekten mesela deneyin kendinizde. Hep geri kaçma eğilimlidir bu tonlar. Si. Diyafram ve pozisyon ister. Yani egzersizle daha kolay oturtabileceğiniz bir yerdir. Bunu yapmanız için, çocuk olmanız yeterli bunun için. Çok kolay. Bence bunlar, Baba Maal'ın bu yaptığı stil çocukluktan geliyor. Yani biraz önce Arguvan ağzında dinlediğiniz stil de bu. Çok çocuksu buluyorum ya bu müziği. Kötü anlamda değil yani. Küçümseme anlamında değil çocuksu bulma. Çocuksu bulma doğal yapısı, üremesi yani müziğin ürediği şekil çok gençlik yıllarında üreyen genç bir müzik bu. Ba 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 na. Eminim ki bunun da temsilcileri yani ülke içine gitseniz temsilcileri çok fazla gençlerdir. Gençlerin sürüklediği bir müzik olabilir. İlginç. Genç bir yapısı var çünkü sesin çıkış biçimi burayı daha kolay buluyor. Bir de şu da yok ya. Hep şöyle bir bakış açısıyla bakıyoruz işte efendim. Eğitimli ses, şan eğitimi almış. Eğitimsiz ses de var yani. Bu eğitimden geçmesine gerek yok herkesin. Müzik yapmak için. Şarkı söylemek için yok yani. İlla zorunlu değil hiçbir şey. Olağanüstü bir yetenek. İpek mesela. İşte anlatıyoruz. Değil mi? Yetenek. Direkt yetenekle doğuyor. O nedenle hani bu stilin illa başka bir şeye dönüşmesine de gerek yok. Hani efendim parlak tutuyor. Onu da öğrensin. Öğrenmesin. İlla öğrenmek zorunda değil yani. O güzelse onu yapmaya devam edebilir. Sonuçta ne için bu hayatta yaşıyoruz? Ya Özgün sabahtan beri konuşuyoruz ya seninle. Yani bir noktada güzel mangalını alıp ağaç altına gidip keyifle eğlenmek çok güzel. O sırada Instagram'a bakmak zevkli değil her zaman yani. Kendinize geçireceğiniz zaman da çok önemli hayatta. Böyle düşünüyorum. Bunun gibi bir şey bu. Sound'da. Yerima. Tenor bu arada ses. Tamamen dizler de aynı. Farkında mısınız? Biraz da Hint köklü bir şeye benziyor bakın. O coğrafya yolu üzerinde. Yani Senegal ve Hint. Bakalım biraz tarihi inceleyelim. Senegal ve Hindistan diyelim mesela. Hiç alakası. Senegal, Hindistan, tarih. Bazen mesela şeyde çok ilginç bir şey yakalamıştık Özgün'le. Hatırlarsın Özgün. Bir sene biz oturduk tez okuduk yazın. Manyak gibi tez okuyorduk.
Zanzibar. Zanzibar hangi ülkedeydi? Bir saniye. Mozambik. Tanzanya. Mesela Tanzanya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında ne gibi bağlantı olabilir? Veya Tanzanya ile İran arasında nasıl bir bağlantı olabilir? Çünkü mesela Tahrir miydi? O Tarap. Tanzanya'da Tarap müziği var mesela. Ne alaka diyorsun? Abi olay şu. Amerika'ya giden köleler toplandığı yermiş Zanzibar. Yani İran'dan, efendim Hindistan'dan, her yerden gelen insanlar Zanzibar'da toplanıp Amerika'ya gidiyorlarmış. Ya tabii köle olarak gitmiyorlar. Gidiyorlar. Ve bu bölgede o kadar çok insan birikiyor ki herkes kendi müziğini taşıyor. Mesela Zanzibar'da akordeon var. Yapılan müziğin adı Tarap. Tarap da Farsça bir kelime. Ne kadar ilginç bir karışım değil mi? Şimdi benzer şeyi burada görüyorsun. Mesela sesin özelliğinde çok Hintvari bir tını var Senegal'de. Bakın. Mani. Çok andırıyor. Çarpmalar yok sadece. Çok keskin, acayip. Bu arada görüyorsunuz, bakın. Biraz önce bahsettiğim o... Şimdi pozisyonda bir kere tenor bir renk olduğunu düşünüyorum ben. Babama alın. Ve diş yapısına bakın. Stiline bakın. Ne kadar önde, keskin, net. Yani dişlerinde tınlatması fiziki olarak, yani anatomik olarak daha kolay. Bir de bu da var. Çok ilginç değil mi? Bakın yapı, yani o bölgede doğan insanların anatomik yapısı sesin çıkarılış biçimini kolaylaştırıcı etki de taşıyabilir. Ve bunun sonucunda bambaşka şeyler de çıkabilir. Yani bu zaten müzik türünü etkiler. Çünkü hepsi öyledir insanların. Daha diş bölgesinin tırnatması kolay, daha iri dişli. Biz mesela coğrafya olarak başka bir yerdeyiz. Belki İtalya'da doğan insanlar bizden farklılar. Veya başka ülkede doğan insanların fiziki yapıları bizden farklı. Ve onun ses çıkarmasıyla seninki o nedenle aynı değil. Türler birbirinden böyle de ayrılıyor. Bu tabii ki insan doğasının, dünyadaki insan yaşamının çeşitliliği de demek. Müziğin de çeşitlenmesi demek. Aslında o kadar güzel bir şey içinde yaşıyorsun ki, yani renk cümbüşü içinde yaşıyorsun ki, bunları arayıp eğlenmek yerine bunlarla kavga etmek ne kadar salakça geliyor değil mi? Çok Hintvari. Ama çok güzel müzikmiş ya. Ya. Ta yukarı. La. Bu arada sesi gerçekten çok güzel. Bu yani ma. Bunları burada tutabilmek hiç kolay iş değil ha. Tertemiz söylüyor. Of. Arkada müzik yok, dikkat edin. Sadece bir pad var. Üstüne sürekli doğaçlama yapar gibi söylüyor. Aslında biraz da uzun havanın tadı var. Ve o tatlı yankılanma sanki sizlere böyle bir dağdan yankılanıyor hissi vermiyor mu? Senegal nasıl bir ülke acaba? Bak gene alakası şeylere daldık gidiyoruz. Of. Senegal. Fransızca Senegal. Resmi adıyla Senegal Cumhuriyeti. Senegal Nehri'nin güneyinde Batı Afrika'da yer alan ülke. Atlas Okyanusu, 5'ten kuzeyde Moritanya, Mali, Gine ve Gine-Bissau. Toplam sınır uzunluğu Atlas Okyanusu'nda 3171 kilometre. Yeşil Gölü'nün 5'ten kuzeyinde. Ülkenin başkenti Dakar. Afrika kıtasının en kıtasında, en batısında bulunan Kap Vert Yarımadası'nda kurulmuştur. Senegal'de tarihte çeşitli sömürge kolonileri kurulmuş. Gördünüz mü? Biraz önce şey dediğim şeye geliyoruz gene. Aynı şey işte. Koloni kurulmuş. Yani buralarda kurup bir yerlere transfer edilmiş. Köle ticareti için 19. yüzyılda Gore Adası kullanılmaktayken günümüzde ise bir turizm merkezi olarak kullanılıyor. Dünyaya köle ticaretinin dehşetini göstermek için kullanılıyormuş arkadaşlar hala. Köle ticareti yapılıyormuş ya. Özgün çok korkunç değil mi ya?
Bakın düşünün arkadaşlar. Bir müzik dinliyorsunuz. Evet. Müziğin içinde bir acı var. Ve bir sürü karışım var. Bir hikaye var. Feryat var. Bize de çok yaklaşıyor. Böyle ya demek ki hani acıyan insan feryat ediyor. Feryat eden insan are, are. Melodiler buraya doğru gitmeye başlıyor. Ve gene işte Senegal'e geldik. Doğru. Ne diyorsun Özgün? Fikrin ne bu konularda? Çok acayip. Yani, şimdi buradaki bu müzik hocam, yani benim mesela çok en merak ettiğim şey ki müzik üreten insanlar Amerika'ya gittikten sonra işte New Orleans'da, Houston'da ya da işte Mississippi hattında caz müziği ve gospel müziği yapacaklar. Hı-hı. Yani oraya evrim geçecek ya Atlantik'e gittikten sonra. Doğru. Mesela o aradaki bağlantı da benim çok ilgimi çekiyor. Çünkü genellikle caz müzik benim çok sevdiğim bir müzik dalı olduğu için. Yani bu gospel'e nasıl evrildi? Soul müziğe nasıl evrildi? Bu acı. Çünkü Amerika'da da aynı acıyı hissediyorsunuz ama tabii. Bir öncesinde, bir yüzyıl öncesinde Senegal'de de aynı acı sizi etkiliyor. Hı-hı. Sadece enstrümanlar değişiyor. Bu da benim çok mesela, enteresan geliyor buna. Zaten bu işin sonucunda nereye varacağız biliyor musun Özgün? Bence. Bak evet. çok garip bir noktaya varacağız. Bu kadar dinlediğimiz şarkıların içinde, müziklerin içinde garip bir şekilde formül bizi hep doğuya doğru çekiyor, farkında mısın? Sürekli doğuya gidiyoruz. Yani hep bir Hint etkisi geliyor, bilmem ne etkisi geliyor, stil bizde geliyor. Bizim etkimiz kökte Orta Asya'ya doğru gidiyor. Gidiyor, bir yerlere doğru gidiyoruz. Oraya doğru çekiliyoruz. Yani sanki hani beşik gibi temel dağılım noktasına doğru çekiliyoruz aslında. Ana bölgeye çekiliyoruz. Ve bütün müziklerde buradan patlamış gibi. Hani nasıl kara delik oluşuyor, işte evren patlıyor ve dağılıyor ya. Onun dağıldığı ana yere doğru çekiliyoruz. Tamamen. Ya bir de medeniyet, yani ulus olma bilinci Mezopotamya'da başlıyor ama aynı anda da hem Çin'de hem Afrika'da hem işte Sibirya'da müzik gelişiyor hocam. Hı-hı. Ya da ilkel Avrupa'da ve beşi de birbiriyle bir yerde buluşabiliyor. Evet. Süre geçtikten sonra. Evet 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 evet. Bir sürü de farklı müzik aynı anda doğuyor ve aynı anda gelişiyor. Hı-hı. Farklı kıtalarda. Bu da benim çok ilgimi çekiyor. Nasıl evet. Buluşabildiler? Bak mesela coğrafyası. Güneydoğusu dışında Senegal oldukça düz ve alçak bir ülke. İklimi çok sıcak. Kuzeyde sakız ağacı ve mimoza, Senegal Irmağı Vadisi'nde de Arap zamkı çıkarılan akasya ağaçları yetişiyormuş. Orta kesimi çöl gibi kumluk bir alanmış. Güneyi ise tropik bitki örtüsüyle kaplı. Ülkede yaşayan yabancı hayvanlar arasında en önemlileri maymun, antilop, aslan ve sırtlan yaşıyor. Akarsularda timsah, su aygırı, kaplumbağa. Senegal'in başkenti Dakar'da pembe göl bakteriler hariç hiçbir canlının yaşamayacağı kadar tuzluymuş. Ne acayip ya. Çok acayip. Evet. Ve o ülkeden böyle bir şarkı çıkıyor. Baba Mahal. Peki Baba Mahal nasıl yaşıyor da böyle oluyor? Bence temel kökeninde çok üzerine geçmiş. Senegal Nehri'ni Podor'da dolu diyordu. Perküsyon çalıyor, albümler çıkardı. Ama tam olarak hani bir yerde bir kırılma yaşamıştır hayatında. Mutlaka. Aa, keşke kendisiyle röportaj yapabilsek Özgün ya. Bir yazsak mı? Deneyelim hocam. Çok sevinirim. Müthiş olur. O kadar güzel şeyler anlatacağından eminim ki. Kaç tane albüm var bakar mısın? 89'dan 2016'ya. Öf. Yazalım. Hatta Turap'la da bir iletişime geçelim Özgün. O da bir yerden girsin. Tamam duruyorsan. Hayda. Nereden nereye geldik değil mi? Çok acayip. Peki.